Eli kanlı örgütün Gara bölgesindeki inlerine girildi. 300 sözde üst düzey yönetici olmak üzere toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin son kalleşliği ise zorla alıkoydukları silahsız, savunmasız 13 vatandaşımızı şehit etmek oldu. PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Operasyon başarıyla tamamlandı. PKK'ya büyük darbe vuruldu. Hain yüzünü tekrar gösteren eli kanlı örgütse alıkoyduğu 13 vatandaşımızı şehit etti. Gara şehitlerinden 6'sının ailesi acı haberi Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aldı. Dünyayı biz başımıza yıktılar, Müslüm'ü aldılar. Biz o gün bugündür Müslüm'ün peşindeyiz. Masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Pençe Kartal 2 harekatı Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre derinlikte 10 Şubat'ta başladı. Hedefte saldırı hazırlıkları için Kandil'den Gara bölgesine geçen teröristler vardı. Harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir. 41 savaş uçağı, AWACS, tanker uçak ve SİHA'lar görevdeydi. Önce hainlerin inleri vuruldu, ardından kara birlikleri helikopterlerle o zorlu araziye indirildi. Hava kuvvetlerinin görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazidir. İlgili unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttır. Bir hedefi daha vardı Mehmetçiğin. Kaçırılan 13 vatandaşımızı kurtarmak için özel birlikler mağaraya girdi. Metro mühendisliği ve iş makineleriyle inşa edilen o mağara PKK'nın aldığı dış desteği gözler önüne serdi. Mektup gelmişti. Özledim diyor. Bizi kurtarın diyor, devletten yardım istiyorlar. 3 tane giriş, 9 tane odası ve 7 tane de demir kapıdan oluşan bir mağara oluşturulmuştur. 4 günün sonunda teröristlere çok ağır darbe vuruldu. 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Bunu da bundan sonra onlara her gün yaşatacağız. Son kalleşliklerini yapıp silahsız, savunmasız vatandaşlarımızı şehit eden hainlere ise siyaset dünyasından büyük tepki geldi.